Yetkiliye bir felaket yaşıyoruz, Kokarca gibi bir felaket. Böyle bir felaketi yaşarken gerçekten turizmsel anlamda dereleriyle, şelaleleriyle meşhur bir ilimizde bir tane hazır şelale yokken bu masrafın toplamda yaptığım araştırmaya göre ortalama 10-15 milyon gibi bir maliyet olacak bir organizasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecek yıl bırakın Ordu Tanıtım Günlerini bir avuç fındık bulamayacağımız, tarım yapamayacağımız bir felaketin içindeyiz. Dolayısıyla geleceği görerek böyle bir organizasyona harcanacak paranın geleceğe yatırım yapılmasını önermeyi arzu ediyorum. Şayet ki sizler büyükler olarak, yöneticiler olarak bir karar aldıysanız, eğer katılım sağlanacaksa ordu Türkiye'ye damga vurmalı orada. Rekor denemeleri yapmalı. Çünkü bunu Maraş'ın dondurmasında gördük, Antep'in kebabında gördük, ordunun fındığında ve balında da görebiliriz aslında orada. Yani eğer ordu öne çıkacaksa rekoruyla ve farkındalığıyla öne çıkmalı. Ama ez cümle gerçekten önümüzde büyük bir felaket var. Bunu öngörerek ordunun en azından bu maliyette 3 tane şelalesini ayağa kaldırabiliriz. Turizmciler olarak da Emit fuarlarına ağırlık vermeyi arzu ediyoruz. Sadece tanıtımımızı birbirimize değil dünyaya yapalım arzu ediyoruz. Bu anlamda turizmci olarak da fikirlerimi sunmak istedim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ekip desteğiyle bize makine ve uzman desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir de ayrıca şimdi Kokarca Bilim Kurulu kuruyoruz şu anda. Üniversitemizde katkısıyla, hocalarımızın katkısıyla. Çünkü Kokarca tıpkı Covid gibi şu anda tam teşhis konulabilmiş değil. Öldürürseniz başka şeyleri de öldürürüz. Dengeyi bozarız. Öldürmezsek neye sebep olur? Bunların hepsi şu anda tartışma halinde. Bilimsel çalışmak zorundayız. Büyükşehir olarak fındık koyduk. Türkiye'de en fazla fındık üreten bilim mensuplarıyız. Türkiye'de diğer yerlerde örnek olacak şekilde gidiyoruz. Ayrıca da bildiğimiz kadar da İtalya'da da Avrupa'da da bu söz konusu. Biz aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde de önceki hafta yerel yönetimlerle kamp yapacağız. Kokarca sadece Ordu'nun, Münye'nin, Kasa'nın meselesi değil, aynı zamanda bütün dünyanın da bir sorunu maalesef. Bunun üzerine çok ciddi çalışmamız var. Tabii ki bu tercih meselesi. Buna ağırlık vermek, diğerlerini yapmamak anlamına gelmez. Hepsini bir denge içinde yapmamak lazım. Bir tek şeyi söylemeyi de bunu. Mümkün olduğu kadar satış ürünlerimiz bizim Ordu menşeli olsun. Ordu bu sene kadın programını kurduk. Yani kalkıp da başka yere, tabii ki zaten her yerde, zaten her bir AVM'ye ve bir süpermarkete gitseniz istediğiniz peyniri alıyorsunuz. Ordu, Ordu'nun hanımların, arkadaşlarımızın ürettiği ürünlere ağırlık verirsek, boş kalsa ama bizimkine olsun. Ama ne diyorsan, anlaşmanız varsa, mümkün olduğu kadar Ordu ürünü satalım. Şimdiden de arkadaşlar ürün üretmeye başlasınlar. Bir misal vereyim. Turşunun memleketi kaba düşünüyoruz. İki tır bizden turşu istediler, bir tır verelim. Yani ha deyince de üretilemiyor. Bunun planlaması, bunun lojistiği, hepsi beraber üretim planlaması birlikte. Bu tip tanıtım günlerinde Ordu tanıtım günlerinde Ordu malları satar. Temennimiz o. Ama anlaşma yaptıysanız diğerleri de tercihen peşinden gelebilir. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşları başkanları, Ordu ailesi adına, ordular adına, İstanbul'daki ordular adına hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizlere her yıl yaptığımız Ordu Tanıtım Günleri İstanbul'da Yenikapı'da bu sene de 13.sünü yapacağız. 14-17 Aralık'larda inşallah Yenikapı'da bir Ordu kültürü buluşması, Ordu buluşması olacak. İstanbul, İstanbul'da büyük bir şehir. Şehirde yaşayan 3. nüfusuz. Resmi kayıtlara göre 560 bin ordulu yaşıyor. Ama gayri resmi kayıtlara göre de 20 milyondan fazla ordulu yaşıyor. Yani bir ordu kadar da İstanbul'da ordulu yaşıyor. Hep ben şunu vurguluyorum sayın büyüklerimiz. İstanbul'sun, ordusuz İstanbul olmayan, ordudaki ordu olmadan da İstanbul olmaya diye düşünmüyorum. Ben dinlediğiniz için hepinize saygıyla selamlıyorum. Yenikapı etkinlik alanına hepinizi bekliyorum. Ordu günlerinin, ordu tanıtım günlerinin İstanbul'daki yapılacak
Çalıştay ile ilgili şimdiden bir zemin hazırlanması. Orada 13.sünün düzenlendiği ordu tanıtım günlerinde daha etkin, daha verimli bir organizasyon içeriğinde neler yapılabileceği ile ilgili bir altlık oluşturulması noktasında düzenlenen bu toplantının Ünye'de olmasından dolayı burada bizleri özellikle önemseyerek aynı zamanda şehrin giriş kapısında bu organizasyonun yapılmasından dolayı çok teşekkür ettiğimi ve aynı zamanda da mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olduğu üzere son yıllarda bu işin en iyisi yapmak için evimizle, valimizle, büyükşehrimizle ve ilçelerimizle bir bütün olarak bir çalışma içerisindeyiz. Daha belki yapmış olduklarımızın üzerine ne koyabiliriz? Daha iyi nasıl yapabiliriz? İnşallah bu sene çok daha iyi noktalara getirerek yürütmeye çalışacağız. Bu sene neler yapacaklarımızla ilgili anlatacaklarımı slaytın sonrasında ilave eden sunacağım. Ama evvelinde neler planlıyoruz onları kısaca üzerine geçmek istiyorum. Planlamalarla boğmak istiyorum. Bilerek iyileşen, kalitesi yükselen kendi faaliyet şeklinde görüyoruz. Buradaki bizim tek beklediğimiz şey biraz kurumsal yapının daha derli toplu olması. Yani kendi adamlarımız, kendi o her gün gördüğümüz arkadaşlar gelmesin de gelmeyenleri getirelim. Yani ordunun İstanbul'da, başka yerlerde çok kıymetli ordularını göremiyoruz. Kendi kendimizi ağırlıyor gibi oluyoruz. Yani bunu önüne geçersek iyi olur. İkincisi, bugün de gene bir ara görüştük. Yani kısacası dediğimiz şey şu, küslükler falan var. Birinin geldiği yeri başka dernek yapmıyor. Yani olmayınca da o zaman biz tam randıman alamıyoruz. 52 randımana alışkınız. Tamam. 46'ya falan düşmesin. Yani 35'e hiç düşmesin. Kokarca gazabına uğramaz. Evet, yani kendi kendimizi ağırlamayalım buraya. Yani gelmeyen arkadaşlar gelsin. Sanatkarlar gelsin. Orduyu yatırımcılar gelsin. Yani biz zaten kendimizi yetiyoruz. Dolayısıyla misafirler noktasında biraz hassas olalım. Kendi kendimizi ağırlamayalım. Bizim İstanbul'daki orduların gelip hasretle kucaklaştığı, buluştuğu bir yer. Burada eğer yatırım çıkacak dersek, turizm çıkacak dersek günün sonuna geldiğimiz zaman bu iş olmadı diye kendi kendimizin moralini bozarız. Buranın adı Ordu Tanıtım Günleri. Ben bugüne kadar da gördüğüm orduların gelip gerçekten insanların mutlu olduğu, belediye başkanıyla bir araya geldiği, insanla buluştuğu, birleştiği bir yer. Bunu yapalım mı? Yapalım. Ama bizim konuştuğumuz buradan İstanbul'daki yatırımcı Ordu'ya gelecek, oradan yatırım yapacak. Onun alanı değil. Yani oradaki Akbüş'ün kuru fasulyesini yerken adamın aklına yatırım gelmez. O başka bir alan. Bence burada konuşmamız gereken iş ikinci boyutta EBIT fuarı var gündem arasında. Eğer şu kadar konuştuğumuz kadar EBIT'te konuşsak başka bir segmente geçebiliriz. Benim önerim şu, bu sene EBIT'te Altınordu olarak bütün yani büyük yükünü biz çekelim. Bundan sonraki süreçte de Dünya Fas'la başta olmak üzere bu süreçlerde biz ulusal, uluslararası turizm fuarlarını takip edelim. Buraya harcadığımız ekonomiyi yine harcıyoruz. Ama asıl hani burada birbirimizi ağırlayalım. Buna hep fikirim. Ama hani buradan ricam da şu. Ben yapılması gerektiğini söylüyorum ama şöyle bir ricam var. Hani buradaki işi de ordu turizmine ciddi bir katkı sağlayacak. Sağlamayacak. Yani gerçekçi olalım bunu. Çünkü oradaki gördüğümüz, gelen, ziyaret eden insanları hep beraber gördük. Tamam gelsin, orduyu görsün, gezsin, dolaşsın, buna hep bitirin. Ama ihtiyacımız olan şey bizim dünyadaki diğer fuarlara katılmamız lazım. Ekonomimizi zorlamamız lazım. Ya bak buraya şimdi hep beraber en şey belediyemiz nereden baksan 300-400 bin para harcayacak. Diğerlerine de bu yıl Altınordu Belediyesi olarak biz yapalım ticaretlerimizle beraber onu öneriyorum. İkinci yılda diğer bir ilçemiz, üçüncü yılda diğer bir ilçemiz ve buradaki farklılıklarımızı, zenginliklerimizi dünyaya tanıtalım. Yine İstanbul'da da 14 ile 17 arasında Ordu'da hemşehrilerimize buluşalım, kucaklaşalım, yani de yiyelim, pancar çorbası da yiyelim. Ama yatırım işi ayrı bir iş, turizm işi ayrı bir iş diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Parçası olarak. Şimdi
gerek turizmle alakalı arkadaşımız Ahmet kardeşim, gerek bu başkanım bir şeyden bahsetti. Şimdi ben de İstanbul'da bakılan bir gözle konuşmak istiyorum. Şimdi geçmişte İstanbul'da bu tür tanıtım günlerinin başlamadan önce nüfusumuzun üçüncü nüfus olmasına rağmen pek tanımlarımız yoktu. Bunların bize çok ilme kazandırdığını bildirmek adına söylüyorum. Ulusal bir gazetemizde şöyle bir yazı geçti. Siyaseten söylüyorum. Birinci nüfus olan Sivas'ın belediye başkanı seçilirken o partinin partinin belediye başkanı Sivas'ı seçilir. Bunu ordunun üçüncü nüfusu olması ve sahada çok kabulün olması, bir tane il başkanımızın değil, iki tane il başkanımızın ordulu olmasıyla ve gelecekte de bir belediye başkanımızın adayının da olabileceğini ben buradan sizlere duyurmak istiyorum. Çünkü bunun tanıtımlar olmazsa yani kendimizi biz sahada göstermesek bunlar olmuyor. Az evvel Sezer kardeşimiz de söyledi. Daha Ankara'da başlamıştı. Biz daha ordu günleri başlamadan Akkuş fasulyemizin kimse bir yenirliği yokken tek çuvalla biz bir dahaki yıl yani 2011 yılında İstanbul'da başlatacağımızı söylemiştik. Ve bir çuvalla geldiler. İnanmamışlardı. Daha sonra otobüslerle iki çuval, üç çuvalda biz Akkuş'un fasulyesinin tanıtımında çok katkı sağladık. Bugün ben gelirken buradan giderken komşularıma hediye götürürken kaşar götürdüm. Bugün kumruluyum. Kumruk kaşarı götürdüm. İnanır mısın gelirken benden arkadaşlarımız kumruk kaşarı istediler. Niye bunu öne çıkarmayalım? Bunun yanı sıra diğer ürünler niye çıkarmayalım? Bunun kaynaklarının burada olduğunu biliyorum. Yani her buluşmanın dışında da bu tür faaliyetlerin de olabileceğini her türlü manada hem siyasi hem iktisadi faaliyetlerinde katkı sağladığını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle belirtmek istiyorum. Tabii Emet Fuarı Ordu Tanıtım Günleri'nin bir rakibidir. Bu ayrı bir organizasyon ve aynı zamanda da ordunun tanıtımı içinde gerçekten önemli olduğuna zaten bizlerle katılıyoruz ki gündemimize alıyoruz. Ama ben şahsen Büyükşehir Belediye Başkanı'na müsaade ederlerse bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın organizasyonunda 19 ilçenin hep birlikte birbiriyle rekabet eden değil birbirini kucaklayan bir mantık çerçevesinde oradaki turizm şirketlerine tanıtılmasında orduya çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım burada sizlere görev düştüğünü de arz etmek istiyorum. Orduya sizin düşünüz kadar turizm anlamında fayda sağladığını düşünüyorum. Biz ticaret sarayımız olarak bir aydır yaklaşık Emin'le görüşüyorum. Hem size de istememiş olayım. Daha sonrasında Ulaş Başkanımızla da bir toplantı yaptık. Önümüzdeki hafta burada ilgili açıklamasını yapacağız. Ordu Ticaret Sanayi olarak Emin Fuarı'nda bir fuar alanı kiraladık biz. Yaklaşık 35 metrekare. Bu 5-7 Şubat gibi görüntüde şu anda aslında standlar dolmak üzere. Geç kalmış olabiliriz. Biz bir görüşme yaptık. Paydaşımızla beraber, Altınoray'la beraber. Amacımız şu, biz altyapısını hazırlayacağız. Bütün sektör temsilcileri oraya davet edeceğiz. Herkes kendi otelini, kendi seyahat ajantasını, kendi restoranını orada tanıtacak. Doğrusu şekliyle şehre bu sektörün gerçek paydaşları tanısın istiyoruz. En doğru anlamda tanısın, oradaki işbirliklerini, anlaşmalarını yapsın. Biz sadece onlara onun altyapısını hazırlayacağız ki bence kurumların yapması gereken budur, tanıtması gereken o sektörün gerçek temsilcileridir. Bu iş büyüyebilir. Başkanımızın dediği gibi bu ilk sene olabilir ama her sene orada olmalıyız. Eğer yetişemediysek biz oradayız. Orduyu ben bir bütün görüyorum. Beraber kullanmakla hiçbir problem yok. Bunu ilerleyen yıllarda daha da genişleteceğiz. Yani yönden korkmayın. Bizim şu an ordu olarak diyorum. Emin'de bir standımız var. Bilginiz olsun. Sözleşmeleri yaptık. İmzaları attık. Teşekkür ediyorum. Galibası'da 60 bin İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz var. Bu tip organizasyonları birçok belediye başkanlarımız bunlar pikniklerde değişik programlarına katılıyoruz. Katılmak zorundayız çünkü İstanbul olmadan ordu olmuyor, Anadolu olmuyor. O yüzden bu programların fikri devamından yanayım. İçerikleri değişebiliriz. Değişmeli. Biz program başlamadan ya da başladığı gün akşam başta TRT diğer ulusal kanallarda ne kadar yer alabiliyorsak o kadar başarılı olmuşuz anlamına gelir. Diğer bir konu ordumuzun 3 tane sanayi ve ticaret odası var. Üniversitemiz var. Bunların mutlaka orada yer alması gerektiğine
inanıyorum. Ordumuzda ne üretiliyor? Sadece İstanbul'dan, bak, İstanbul penceresinden bakmayalım. Sakarya, İzmir, Trakya, Tekirdağ bölgesinde de 250 bin civarında ordu var. O havzada 1250 bin ordu var. Ordu'da ne üretildiğini, oradaki ordunu görmeli. Ama İstanbul'da da çok kıymetli iş adamlarımız var. Bizim standlarımızın dışında en az orada da sanayicilerimizin o kadar standların yer alması ordunun tanıtım adına daha anlamlı olacağını ifade ediyorum. Ben bugüne kadar bu konuda emeğe geçmiş, orada bizim kuruluşundan bugüne kadar emeğe geçmiş arkadaşlarım. Sayın Valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kıymetli belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten 5 gün yorucu bir süreç. Bir insanın 5 gün düğünün olduğunu düşün, otur kalk, otur kalk. Yani günde 2-3 kere gömlek değiştirdiğimiz anlar oluyor. Değilsin. Yani bizim bu yorgunluğumuza her belediyenin yaklaşık 405 bin lira maliyeti olan bir konu. Bugün burada da Sayın Valimizin öncülüğünde bir şeyi teklif ediyorum. Ordu tanıtım platformu oluşturalım. Buna belediyelere desteklememiz gerekiyorsa destek verelim. Diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımız